İrfan Oğlu Motor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Suzuki Inazuma. Bugün bir marka motorla beraberiz. Çin malı değil. Arkadaşlar motorumuzun problemi biraz ciddi. Nasıl ciddi? Neyse başlasam bile. Ben problemi göstereyim size. Motorumuzu arkadaşlar, ekşiyle alakalı problem var. Motor gaz yemiyor. Çalıştırıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Motorumuz arkadaşlar büyük bir ihtimal tek silindiri çalışıyor. Bu motorlar çift silindir. Motorumuzun dediğim gibi tek silindiri çalıştığından dolayı niye tek silindiri çalışıyor onu da söyleyeyim. %90 motorun bujisi patladı. Çünkü bunlar porselen mekaniğe sahip. Bunların mekaniğine kolay kolay bir şey olmaz. Yani ömürlük kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta hep birlikte motoru şey yapalım, test edelim. Önce çalıştıralım. Şöyle. Nasıl anlayacağız? Öncelikle buradaki sol taraftaki bujisini çıkartacağız. Çıkardım arkadaşlar. Motor halen aynı çalışıyor. Şimdi bujiyi takacağım. Öbür taraftaki bujisini sökeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere motorumuzun sol silindiri çalışmıyor. Marşımıza basalım tekrardan bakalım çalışacak. Yok. Takalım tekrardan. Motorumuzun bujisi mi patladı? Bobini mi bozuk? Onu da kontrol etmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi daha basayım. Bakın çalıştı. Tam motorumuzun tek silindiri, sağ taraftaki silindiri çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? O soldaki buji başlığına bir tane çıkma bir buji takacağız. Ucuna bakacağız. Ateşleme var mı yok mu diye. Görüntü nasıl? Şöyle yaklaştırayım. Motorumuzun bobininde sıkıntı var arkadaşlar. Ateşleme vermiyor. Böyle indireyim. Tripodu daha net görün. Bak, bunda ateşleme yok. Sol taraftaki bobin ateşleme vermiyor. Şimdi bunun nedenini, sebebini öğreneceğiz arkadaşlar.
sebebini öğrenebilmek için de arkadaşlar motorumuzun drenajını falan sökmemiz lazım. Ben o sökme aşamasını hızlı bir şekilde yapıp ondan sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, motorumuzun drenajlarını söktük. Şimdi daha detaylı görebilmeniz için birazcık yaklaştıracağım. Motorun tekrar da marşına basacağım. Şöyle yaklaştırayım. Çalıştırıyorum. Şu an motorumuz tek silindir çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Bobindeki elektriği görüyor musunuz? Buraya vuruyor yaklaştırdığım zaman, ama burcuya vurduğum zaman herhangi bir şey yok. Gaz vereyim. Yok. Böyle. Çok az bir ateşlemesi var arkadaşlar. Yani motorumuzun bobini var. Ben şimdi sizlere daha detaylı gösterebilmek için arkadaşlar bobinin fişlerini çekip başka bir bobin deneyeceğim. Deneme bobini var elimizde. O bobinle testimizi yapacağız. Ondan sonra marşını da basacağız tekrardan. Motorun sesini edebilirsiniz. Bobinin fişini takayım. Hatta birazcık uzaklaştırayım. Ne yaptığını görün. Deneme bobinini taktık. Tekrardan marşımıza basıyorum arkadaşlar. Bakın motorun sesi dahi değişecek. Kameraya yaklaştırayım. Basıyorum. Görebiliyor musunuz nasıl vuruyor? Bakın. Sıkıntımız bobin arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Ay, elimi sattım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere arızamızı tespit ettik. Şimdi buji başlığımızı deneyelim. Tekrardan şöyle deneyelim bir de. Buji başlığımızı takalım. Hatta şöyle basalım. Evet. Çarpmasa sıkıntı. Gördünüz mü? Bakın nasıl gaz yiyor. Evet arkadaşlar, şimdi 0-1 tane bobin takacağız ve motorumuzu toplayıp test edeceğiz. Bobini de size göstereyim arkadaşlar. Bobin dediğimiz şey ne oluyor? Bobin dediğimiz şey var arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz. Takalım yenisini. Aldık arkadaşlar. Şimdi bobinimizin montajını yapacağız. Tekrardan marşımıza basacağız. Bobinimiz bu. Arkadaşlar, bobinimizin montajını yaptık. Tekrardan onu göstermek amaçlı marşımıza iki kere basıyoruz. Şu an tek silindir çalışıyor.
Bobinimiz biraz uzun. Şuradan şöyle keseceğiz. Bir başlığımızı takacağız arkadaşlar. Milletimize kalbimizi kutluyorum. Tekrardan basıyorum marşımıza. Sıkıntımız hepsi buydu arkadaşlar. Şimdi motorumuzun toplama aşamasına geçelim. Keseceğiz. Motorumuzun montajı bitti arkadaşlar. Şimdi test aşamasına çıkıyoruz. Motorumuzu bitirdik arkadaşlar. Şimdi ufak bir mali dur yapalım. Gayet güzel bir şekilde gaz yiyor. Ve motorumuzun egzoz contası patlak kaçırıyor. Selamünaleyküm. Eyvallah. Şu an bakıyorum arkadaşlar motorun rölantinde herhangi bir dengesizlik var mı diye de gayet sabit stabil çalışıyor. Herhangi bir problem, bir sıkıntı yok. Şöyle inelim. Videomuzu burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuza bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.